Değerli milletvekilleri, ülkemiz kadınlarının genel olarak yaşadıkları şiddet, ayrımcılık, çarpık toplumsal algı gibi sorunlar silsilesine ek olarak oldukça ciddi ve kalıcı hale gelmiş bir iş gücüne katılım ve istihdam sorunu bulunmaktadır. Bu durum sosyal ve siyasal hayatta olduğu gibi ekonomik hayatta da kadınların dezavantajlı konumunu pekiştirmektedir. İktidarın söylem ve uygulamalarında varlığını giderek hissettiren ve kadını ikinci sınıf gören yaklaşım, kadının asıl yerinin evi olduğunu, eşi ve çocuklarına bakmanın ise temel görevi olduğunu sürekli vurgulamaktadır. Değerli milletvekilleri, önce bu cinneti yaratan zihniyetle hesaplaşmak gereği vardır. Bu zihniyet değişmeden ne şiddet sorununu çözebiliriz, ne istihdam sorununu. Araştırmalar göstermektedir ki kadının eğitimi ve ekonomik hayata katılımı arttıkça şiddete uğrama oranı da azalmaktadır. Yani biraz önce sözünü ettiğim zihniyeti kırmanın yanı sıra kadınlarımızın eğitim hakkından tam olarak yararlanmasını sağlamalı ve ekonomik hayata katılımlarını arttırmalıyız. Ama görünen odur ki hem eğitimde hem iş gücüne katılımda ülkemizin durumu hiç de iç açıcı değildir. Kadınlarımızın iş gücüne dahil olmaz olmama sebeplerinin başında ev işleriyle meşgul olmaları gelmektedir. TÜİK toplumsal cinsiyet istatistiklerine göre kadınlarımızın %58,7'si bu nedenle iş gücüne katılamamaktadır. Burada ev işlerinden kasıt yaşlı ve çocuk bakımında kapsadığından bu açıdan önlem alınması son derece faydalı olacağı kanısındayız. İş gücüne dahil olmayan kadın nüfusun iş gücüne katılabilmesi için bu işlerin bir kısmının kamusal hizmetler kapsamında verilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin girişimleriyle açılacak kreş, yuva ve bakım evleriyle karşılanması gerekmektedir. Ama ne devlet, ne yerel yönetimler, ne de işverenler bu bakım hizmetlerinin yaygın olarak sağlanması için istekli görünmemekte ve maliyet üstlenmemektedir. Özel sektör işletmelerinde çocuk bakımına yönelik tesislerin sınırlılığının yanı sıra bu tesislere sahip bazı işletmelerdeki hizmetlerin niteliğinde de sorunlar vardır. Bu sorunlar ortadan kaldırıldığında kadın istihdamında bir takım gelişmeler olacağı inancındayım. Ama önce zihniyet diyorum. Özellikle idarenin zihniyetinin değiştirilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.